Yalnızım işte, sizi özlüyorum. O kadar da yalnız değilsin ya. Gelenin gidenin olmuyor mu yani misafirin şeyin? Ne misafiri? Behlin Hanım işte. Rafet'in patronu. Gelmedi mi sana? Ya biz seni kolaçan ediyoruz ya aralarda gelip. Rafet bir geldiğinde burada onun küpesini bulmuş herhalde Behlin Hanım'ın. Ben mi yanılıyorum? Behlin Hanım. Evet. Rafet'in patronu. Evet. Sen tanıyor musun Behlin Hanım'ı? Ha, tanıyorum. Sana söylemiştim ya hatta. Ya Rafet'in kekemeliğini çözmüş kadın. Hani ben ona bluz falan dikecektim, bir şeyler dikecektim. Orada tanıştık ama kadına bayıldım baba vallahi. 10 numara kadın, çok iyi. Suna tanıyorum peki? Ha? Ya Necat'ın da ortağı aynı zamanda işte. Hatta Rafet'i Suna soktu işe. Ya. Benim çıkmam lazım kızım, tamam? Nereye çıkıyorsun ya? Yeni geldim baba. Geç kaldık, ayıp oldu kadına ya. Alo, Rafet. Ya Behlin Hanım, ben biraz geç kaldım ama kusura bakmayın. Aa, hiç önemli değil Rafet, acele etme. Şevket. Rafet. Şoförün Rafet. Öyle değil mi Behlin Hanım? Necat Bey'le birlikte çalışıyorsun. Suna'yı da tanıyorsun. Doğru mu? Evet. Saniye'nin elbise diktiği kadın da sensin. Rafet'in kekemeliğini düzelten de. Evet. Seninle ilk karşılaştığımızda çocuklarım beni anneleri olarak bilmeyecekler demiştim. Bilmiyorlardı. Ben sözümü tuttum Şevket. Tek istediğim onlara birazcık olsun yakın olmaktı, yardım etmekti. Evet. Sen sözünü tuttun. Vallahi de biliyordum, billahi de biliyordum. Bunu çekmem lazım. Dur, 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 dur. Dur. Kim arıyor ya? Alo. Buyurun Behlin Hanım. Hah, Rafet. Ben vazgeçtim. Beni almana gerek yok. Anladım. Tamam Behlin Hanım. Aman baba. Bütün o iş anlaşmaları, o koskoca Alman şirketini buraya taşımak, hepsi çocuklarının yanında olmak, onları görebilmek içindi yani, öyle mi? Kimsenin bir şikayeti yok. Suna'nın o adamla... Yani oynadığı oyunu da biliyordun, farkındaydın. Uzun zamandan beri. Suna çok iyi bir anne oldu Kayra'ya. Kendi annesiz büyümesine rağmen nasıl anne olunacağını çok iyi biliyor benim kızım. Senin sayende. Hiç hissettirmemişsin yokluğunu onlara. Affetmedi beni. Haklı da. Affetmeyi bilmiyordur belki. Senin gibi. Söyleme öyle. O anasının kızı. Cesur, gururlu, kocaman bir kalbi var. Yani kime çekmesi gerekiyorsa ona çekmiş. Ha, biliyor musun? Kayra'ya gerçeği anlatacaklarmış Necat Bey'le birlikte. Aa, çok sevindim. İzninle buna bir bakmam lazım. Evet Şevket Doğan. Sonunda senin de çocuklarına gerçeği söyleme zamanın geldi.
Ya kızım sen bana niye inanmıyorsun ya? Gördün diyorum ya. Babamla Berin Hanım birbirine sarılıyordu. Böyle sevgili gibilerdi. Ya senin yalan söyleme huyun var Rafet. Sanki bilmiyorum ya. Görmüşsün işte birbirlerine yakıştırmışsın onları. Hoşuna gitmiş o durum. Uyduruyorsun yani. Ya ben böyle bir konuda niye yalan söyleyeyim? Kimi kime benzeteceğim ayrıca ya? Gördün diyorum kızım. Hatta böyle videoyu çekecektim. Yetiştiremedim, yakalayamadım. Son anda otele girdiler. Tamam be, tamam. Nerede babam arıyor? Efendim baba? Rafet. Oğlum yarın Saniye'yi de al. Eve gelin, tamam mı? Konuşmamız gereken bir konu var. Konu neydi babacığım? Gelince anlatırım Rafet. Siz yarın gelin. Tamam mı oğlum? Bekliyorum. Bak, yarın Saniye'yi de al gel. Önemli bir şey konuşacağız diyor. Kesin Berin Hanım'la sevgiliyiz biz diye açıklama yapacak. Gör bakalım kim yalan söylüyor. Hadi inş. Alo. Suna kızım. Yarın eve gelmeni istiyorum. Gelmeyeyim ben baba. Suna bak. Kardeşlerin de geliyor. Tamam özrümü kabul etmiyorsun ama hep birlikte oturup konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Sağlığın iyi mi? İyi, sağlığım iyi. Sen merak etme. Bak yarın bekliyorum, tamam mı? Mutlaka gel.